Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bilinç üzerine bir takım bilgiler paylaşacağım. Önemli bilgiler. Bilinç neden bu kadar önemli? Yani biz halk dilinde işte bilincim yüksek, bilincim düşük, bilinçli, bilinçsiz hep bu kelimeleri kullanıyoruz. Ancak gerçekten asıl o derin anlamını biliyor muyuz? Şimdi bilinç bir enerji. Zaten enerji olmayan bir şey yok. Yani her şey temelinde bir enerji. Ancak hangi bilinç seviyesindeyiz? Yani dünyada bu kadar 8 milyar küsür insan var. Her biri farklı bir bilinç kapasitesine sahip. O bilinç seviyesine göre olaylara farklı pencerelerden bakıyorlar. Farklı algılıyorlar. Farklı anlam etiketliyorlar. Şimdi böyle olunca ister istemez tabii ki bu zıtlar yasası dediğimiz her şeyi zıttından bir anlam koymak. Yani her şeyi zıttıyla bilmek. Bu zıtlar olmasa beyazı, siyahı, sıcağı, soğuğu bunları ayırt edemeyiz. Peki hangi bilinç seviyesinde olmalıyız? Şimdi biz dünyanın bir kendi eksen etrafında dönüş hızından oluşan bir elektromanyetik alanı olduğunu biliyoruz. Yani saniyede 10 kilometre hızla dönen bir dünyanın dönüş hızı var. Şimdi bunu baz aldığımızda oluşan bir manyetik alanı var. Bu gitgide hızlandığında manyetik alan da hızlanıyor. Yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı arttıkça, şimdi bu evrensel bir süreç diyebiliriz buna. Her şey düzene çekilme eğiliminde. Dengeye çekilme eğiliminde. Peki bu dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızından oluşan çekim alanı yükseldikçe biz buna adapte olabiliyor muyuz? Şimdi bakın, biz bilincimizi yükseltebilme yolunda adım attığımızda elimizde 3 tane olasılık var. Bunlardan biri dünyanın kendi etrafında dönüş hızından oluşan bu manyetik alana kendimizi uyumlamak. Dönüş hızı arttıkça içimizdeki hani duygusal yükler diyelim ona, bir bilinç seviyesinden bahsedeceğim şimdi. 0 ile 700 arası bir skala olarak düşünün bunu. 175'e kadar belli aralıklarla alt salınım olarak bunu ele alsak, dünyanın dönüş hızının artmasıyla aradaki o salınımlar da değişken olabiliyor. Bir de orta salınım var. O 175 ile 500 arası bir bilinç seviyesini bize işaret ediyor. Anlatacağım size ne demek olduğunu. 500 ve üzeri de üst salınım olarak bunu seviye olarak baz alıyoruz. Dünyanın o enerjisel titreşiminden bahsediyorum. Şimdi tabii ki bunları bilmeniz gerekmiyor ama kaynağını size anlatmaya çalışıyorum. Neden bilincimizin yükselmesi gerekir? Şimdi bunları göz önüne aldığımızda dünyada bu 3 seviyede bir bilinç seviyesi var. Yani 175'e kadar olan alt seviyede olan insanlar savaş, kızgınlık, kıskançlık, şiddet, başkalarına zarar verme eğilimi bu say bitmez. Yani dünyadaki şöyle bir ortama baktığınızda kötülükler sayarak bitmez. Peki orta salınıma gelen insan bilinci ne oluyor? Burada hala egolar devam ediyor. Hala dış güçler, dışarıya verdiğimiz güç bizim için bir ego olarak dönmesi hala devam ediyor. Burada hala empatiden yoksunuz. Ara ara olsa dahi küçük küçük sevgi ve şefkat hisleriyle yaklaşsak dahi, o duyguyu benimsesek dahi hala bir takım korkularımız var, endişelerimiz var, kaygılarımız var. Bu da orta salınımdan yavaş yavaş üst salınıma giden yolda. Yani
o 500'ün üstüne doğru çıkmaya başlıyoruz. Şimdi burada tabii ki saf sevgiden bahsettiğimizde bu saf bir bilinçtir. Burada her şey nötrdür. Burada kıskançlık, şiddet, kaygı, korku hiçbir şey yok. Burası saf bilinç, saf ışıktan bahsediyorum. Peki birinci şık dünyaya uyumdu. Peki dünyaya uyum sağlayamazsak hala şiddet, hala o öfke, nefret hisleriyle yani korku duygusundan beslenerek aldığımız bu yansımalarla ki bunu da dışarıya yansıtacağız. Nereye kadar gidebiliriz? Şimdi ben size aslında nereye gelmek istediğimi anlatacağım birazdan. Böyle devam ettik diyelim. Bir takım farkındalıklar elde ediyoruz. Bunu ben, sen, o aynı bu süreci sürdürdüğümüz sürece kolektif bir bilinç oluşuyor, değil mi? Yani dünyanın üzerinde oluşan kolektif bir bilinç var. Bu bilinç seviyesi de sürekli bizi etkiliyor. Yani bir yansıma. Ben şiddetimi yansıtıyorum. Kolektif bilinçte herkes şiddetini yansıtıyor. O alan büyüyor ve bize yansıyor. Şimdi inanılmaz bir kısır döngü. Şimdi ikinci durum, bilinç seviyemizi yükseltebilmemizin nedenlerinden ki bu bizim elimizde değil. Evet, elimizde olabilir ama şu anki kolektif bilince baktığınızda hala etki altındasınız. Yüzyıllardır süren bir bilgi yağmuru altındasınız. Tamam, bunu da geçtik. Çünkü bunlar bir nevi etken. Yansımış, yansımış bize yansıyor. Burada da hala çabalıyoruz. Kendimizi belki bir farkındalık elde etsek dahi o alandan kurtaramıyoruz. Gene problem. Peki üçüncü ve son etken ne? Bilincimizi yükseltebilmemiz için kendi çabalarımız, farkındalığımız, düşünce, duygu ve inanç yapımızın üzerinde çalışmamız. İşte en önemli etkenlerden biri bu. Ama dünya insanına baktığınızda bu üçüncü etken çok 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 arkalarda hala. Arka sıralarda. İlk iki etken çok önemliymiş. Dünyaya uyum sağlayamıyoruz. Dünyaya zarar veriyoruz. Yaşama zarar veriyoruz. Ve kolektif bilinci o aracılığıyla yani zarar vermiş olduğumuzun yansımasıyla da kolektif bilinci oluşturuyoruz. Bu ikisi birbirine bağlı. Ne zaman ki zaman içinde, bizim zaman kavramımıza göre zaman içinde bu belki bir dönüşüme uğrayacak. O zaman yeni nesiller yeni bir yansımayla belki de kendi üzerlerinde çalışma çabası dahi hissetmeyecekler. Çünkü dünyanın o uyumuna uyum sağlayıp o kolektif bilinçten de yansımayla onu sürekli hale getirecekler. Ama şu anki zaman diliminde bu bir süreç. Demek ki bizim şu an üzerinde çalışmamız gereken kendi farkındalığımız, kendi bilincimiz üzerinde bilinçli farkındalık. Eğer bunu yapmazsak, emin olun ki arkadaşlar, çok ağır travmalarla bunu yapmaya zorlanıyoruz. Şöyle bir etrafınıza bakın. Belki bugüne kadar tek gerçeğin görmek, duymak, dokunmak olduğunu bildiğiniz insanlar çok ağır travmalar yaşadığında bir anda farklı bir gücün de olduğunu fark etmeye başlıyorlar ya da onun arayışına giriyorlar. Bakın bir etrafınıza, göreceksinizdir. Ben de diyorum ki neden bu kadar ağır travma, bu kadar acılar altında uyanalım? Neden yumuşak bir geçiş varken yere çakılarak uyanalım? Yere çakıldığımızda belki de uyanamayacağız. İşte bu yüzden üçüncü etken yani kendi çabalarımızla eğer bir küçücük ışık dahi fark edebiliyorsak o ışığı aramalıyız arkadaşlar. Size bunu anlatmaya
bu üçüncü etkinin siz, her şeyin sizde başlayıp sizde bittiğini anlatmaya çalışıyorum burada. Yoksa dünyanın dönüş hızına uyumu beklersek, o kolektif bilincin dönüşüp yeni bir döngü oluşturmasını beklersek, emin olun ki o bekleme anında ağır travmalar daha önce sizi uyandırmaya çalışacaktır. İşte bu durumda artık kendi gücümüzün, düşünce ve duygularımızın ne kadar güçlü olduğunun farkına varmamız gerekir. Hayallerimizin ne kadar güçlü ve gerçekliğimize yansıyan asıl gerçek olduğunu bilmek zorundayız. Kalpten istediğimizde kalbin gücünün yaşadığımız gerçekliğin ne kadar büyük bir parçasını oluşturduğunu anlamak zorundayız. İşte o yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. İşte o yüzden çabalayın diyorum. Azimle, sabırla. Bu bir oyun değil. Bu bir kumar değil. Şansım varsa kazanacağım, şansım yoksa olmuyor. O yaptı ama benim şansım yokmuş. Böyle bir şey değil bu arkadaşlar. Her birinizin kendi öz çabasıyla, azmiyle ve sabrıyla ulaşabilecek bir durum. Ve o bilinç seviyesini eğer orta salınımın, bizim söylediğimiz gibi orta salınım olan o skalanın üzerine çıkartabilirseniz, burada şöyle kendinizi test edin. Empati duygunuz, şefkat duygunuz, duygu aslında sevgi ama bunlar kolları, hislerden bahsediyorum ama halk dilinde nedense duygu olarak geçiyor bu. Bunları özümsememiz lazım. Bir başka cana zarar verdiğimizde aslında kendimize zarar verdiğimizi bilmek zorundayız. Onların üzerine basıp yükselmek, onları ezerek geçip hayatta başarı sağlamak geçicidir arkadaşlar. Kendi üzerinize basarak geçiyorsunuz. Unutmayın. Ne ekersen onu biçersin lafı buradan geliyor. O gün ekersin ama yarın biçersin. Eğer sevgi ekiyorsan emin olur ki korku biçmezsin. Aynen korku ekip de sevgi biçemeyeceğin gibi. O yüzden bu videoyu bilincimiz üzerine yapmak kararı aldım. Ve bilincimizi ne kadar yükseltebilirsek ve bu bilinci periferal dediğim o bakış açısını ne kadar genişletebilirsek hayata, insanlara, olaylara ve tüm varoluşa işte o zaman yumuşak geçiş yapmış olacağız. Ve bu diğer nesillere, o nesillerden diğer nesillere dairesel zamandaki de pırıl pırıl bir temizliğe yol açacaktır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada unutmayın, bizim atölye programımız 26 Kasım İzmir, 3 Aralık Ankara ve 10 Aralık İstanbul. Bunlarla ilgili lütfen kayıt ve bilgi almak istiyorsanız yesilpinar333@gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.